Merhaba arkadaşlar. Akyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğretim üyesi Doktor Özgün Gürlek Kısacık. Bugün sizlere Sağlık Bilimleri Fakültemiz hakkında bir takım bilgiler vermeye çalışacağım. Önce bölümlerimiz hakkında bilgiler vereceğim. Ardından sorularınız olursa canlı olarak bu sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Sağlık Bilimleri Fakültemiz Zafer Külliyesi içerisinde yer almakta olup İzmir-Ankara Karayolu üzerinde konumlandırılmış bir yerleşkemiz var. Sağlık Bilimleri Fakültemiz Hemşirelik Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 1. Öğretim ve 2. Öğretim Bölümlerinden oluşmakta ve Sağlık Yönetimi Bölümü yine 1. ve 2. Öğretim Bölümlerinden oluşmakta olup toplamda A blok, B blok ve E blok olmak üzere 3 blokta ve toplamda yaklaşık 2044 öğrenciyle eğitim öğretim hizmetlerine devam etmektedir. Çok kısaca tarihsel sürecinden bahsetmek istiyorum. Sağlık Bilimleri Fakültemiz eğitim öğretim hayatına 1997-98 eğitim öğretim döneminde ebelik bölümü ön lisans programıyla başlamıştır. 1999-2000 eğitim öğretim yılında ebelik bölümünde öğrenci adını durdurulmuş ve lisans eğitiminde Afyon Sağlık Yüksekokulu olarak hemşirelik bölümüne öğrenci alımıyla devam etmiştir. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde fizyoterapi, rehabilitasyon ve sağlık yönetimi bölümlerimiz okulumuza kazandırılmıştır. 2009-2010 eğitim öğretim yılında beslenme ve diyetetik bölümlerimiz açılmıştır. 2009 yılında sağlık yönetimi bölümümüzün ikinci öğretimi, 2017-2018 eğitim öğretim yılında ise fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümlerimizin ikinci öğretimleri açılmıştır. 2018 yılında ise Afyon Sağlık Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Üniversitesi kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. Fakültemizde 14 öğretim üyesi olmak üzere toplamda 29 akademik personelle hizmet vermeye devam etmekteyiz. Fakültemizde yabancı uyruklu öğrencilerimizi burada bölümlere göre vermeye çalıştım. Toplam 44 yabancı uyruklu öğrencimiz fakültemizde eğitim öğretimine devam etmektedir. Şimdi sırayla bölümlerimiz hakkında bilgi vermeye devam edeceğim. Öncelikle hemşirelik bölümümüz hakkında bilgiyle başlamak istiyorum. Hemşirelik bölümümüz Sağlık Bilimleri Fakültemizde ilk açılan bölümlerimizden bir tanesidir. Hemşirelik bölümümüz sağlık hizmetleri sunumunda bireye, aileye ve topluma nitelikli hemşirelik bakımını planlamayı, uygulamayı ve sunmayı amaç edinen nitelikli hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 2019 YKS taban puanlarına göre baktığımızda hemşirelik bölümümüz sayısal puanla öğrenci almaktadır. Sadece birinci öğretimle eğitim öğretim hizmetlerini devam ettirmektedir. Taban puanımız 302.01'dir 2019 YKS yerleştirmelerine göre. Hemşirelik bölümümüzün tamamen kontenjanları %100 dolu olarak öğrencilerimiz eğitimlerine devam etmektedirler. Şu anda hemşirelik bölümümüzde toplam lisans eğitiminde 488 öğrencimiz mevcuttur. Toplam mezun sayımız bugüne kadar 1193 olarak devam etmektedir. Hemşirelik bölümünden mezun olan öğrencilerimizin istihdam koşullarına baktığımızda hemşirelik mesleği istihdam açısından oldukça şanslı bölümlerden bir tanesi. Kamu ve özel sektörde yer alan hastanelerde hemşire olarak çalışabilmekte mezunlarımız, ayaktan teşhis ve tedavi ünitelerinde, evde bakım hizmetlerinde, rehabilitasyon ve yaşlı bakım merkezlerinde, özel gruplara özel bakıma ihtiyacı olan bireylerle hizmet verebilmekte. Bunun dışında sağlık hizmeti sunan kurumların yöneticilik kadrolarında, koordinatör kadrolarında görev alabilmekte ve gerekli yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladıktan sonra da hemşirelik eğitimi veren kurumlarda akademisyen olarak da çalışabilme imkanını bulabilmektedirler. Hemşirelik bölümümüz 4 yıllık lisans eğitimine temellenmiş, teorik ve uygulamalı eğitimden oluşan bir bölümümüzdür. 240 AKTS'yi tamamlamak zorundadır öğrencilerimiz.
öğrencilerimiz birinci sınıf eğitiminde daha çok teorik, özellikle birinci döneminden itibaren teorik temel bilimler alanında dersler görmeye başlarlar. Birinci sınıfın bahar dönemiyle birlikte öğrencilerimiz hemşirelik becerilerini kazandırmaya başladığımız temel derslerimizi almaya başlarlar. Hemşirelik bölümümüzde intern eğitimde uygulamaktayız. Dördüncü sınıftaki öğrencilerimiz klinik uygulama dersi kapsamında haftanın 3,5 günü teorik dersine devam etmek üzere hastane ortamında intern hemşire olarak çalışmaya devam etmektedirler. Tabii ki hemşirelik öğrencilerimizi klinik uygulamaya çıkarmadan önce temel hemşirelik becerilerini kazandırmak için okulumuzda temel hemşirelik becerileri laboratuvarımız mevcuttur. Bu laboratuvarlarımızda öğrencilerimizin temel hemşirelik becerilerini kazanacağı simülatörlerimiz, maketlerimiz gibi bir takım donanımlara sahibiz. Öğrencilerimiz hasta ile temas etmeden önce becerileri bu maket üzerinden sanal ortamda deneyimleyerek ardından hastane ortamında teorik bilgilerini hasta bakımında entegre etme fırsatı bulabilmektedirler. Öğrenci sayımızın artması, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte hemşirelik becerileri laboratuvarındaki ihtiyacımız olan malzemelerimiz de üniversitemiz tarafından güncellenmekte ve üniversitemize, okulumuza kazandırılmaktadır. Bununla birlikte Sağlık Bilimleri Fakültemizde ikinci sınıfta cerrahi hastalıkları hemşireliği kapsamında öğrencilerimizin cerrahi asepsi ilkelerini bizzat kendileri deneyimleyerek, yaşayarak öğrenebilecekleri bir ameliyathane hemşireliği uygulama yöntemimiz var. Bu adet resimde de görüyorsunuz, bu alanda uzman akademisyenlerimiz tarafından birebir cerrahi asepsi kuralları ile ilgili süreçler öğrencilerimize bu laboratuvarda teorik uygulamanın ardından pratik etme imkanı sağlanmakta ve öğrencilerimiz bu becerileri kazanmaya kolaylıkla aşina olabilmektedirler. Hemşirelik bölümü öğrencilerimizin uygulama ortamları hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Biz birinci hemşirelik bölümünün birinci sınıfında bahar dönemiyle birlikte hemşirelik ve temel ilke ve uygulamalar dersinde yaklaşık dönemin başlangıcından 7 haftalık bir süreç sonunda öğrencilerimizi teorik bilgilerini hasta bakımına entegre edebilmeleri için hastane ortamıyla tanıştırıyoruz. Hastane ortamı olarak üniversitemizin sağlık uygulama ve araştırma merkezini kullanmaktayız. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizin resimlerini burada size göstermek istiyorum. 4 bloktan oluşan oldukça kapsamlı, öğrencilerimizin oldukça faydalı, çok çeşitli hastalıkları ve hasta bakımı deneyimleyebilecekleri bir hastane ortamımız mevcuttur. Hemşirelik bölümü öğrencilerimiz, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizin dahili cerrahi klinikleri, yoğun bakım üniteleri, ayaktan tedavi merkezleri, ameliyathaneleri, doğum kliniği, psikiyatri kliniği gibi alanlarında hemşirelik hizmetlerinin yürütüldüğü tüm alanlarda teorik bilgilerini hasta bakımına uygulama fırsatı bulabilmektedirler. Burada yine size klinik ortamdan fotoğraflar göstermek istedim öğrencilerimizin. Yine psikiyatri hemşireliği uygulaması dersimizin görüntülerinden. Sadece hastane ortamını mı deneyimliyoruz klinik uygulamada? Bir takım temel hemşirelik derslerimiz var. Örneğin halk sağlığı hemşireliği dersi kapsamında öğrencilerimiz okul sağlığı hizmetleri, yaşlı sağlığı ile ilişkili olarak huzur evi, yine toplum sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezlerinde de öğrencilerimiz klinik uygulama yapma fırsatı bulabilmekteler. İkinci bölümümüz olarak fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümümüz hakkında size bilgi vermek istiyorum. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümümüz, sağlıklı bireylerin egzersiz ve sağlıklı bir hareket edebilme döngüsünü kazanabilmeleri ve devam ettirebilmeleri, hastalık halinde ise fizyoterapi ve rehabilitasyon uzmanları tarafından hastanın programlanmış ve planlanmış tedavi hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumlu fizyoterapistler, alanında uzman fizyoterapistler yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür. İstihdam koşullarına bakacak olursak, tıpkı hemşirelik bölümü gibi fizyoterapist mezunu arkadaşlarımız da üniversite hastanelerinde, devlet hastanelerinde, sağlık yaşam merkezlerinde, özel tıp merkezlerinde, huzur evlerinde, spor merkezlerinde, kaplıca merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde istihdam fırsatı bulabilmektedirler.
Fizyoterapi rehabilitasyon bölümümüz normal öğretim ve ikinci öğretim olmak üzere iki farklı şekilde eğitim vermektedir. Her iki bölümümüzde sayısal puanla öğrenci almaktadır. Taban puanı normal öğretim için 2019 YKS sonuçlarına göre 314.76, ikinci öğretimde ise 298.03'tür. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümümüz 4 yıl lisans eğitimine temellenmiş, öğrenci merkezli ve uygulama eğitimine dayalı. Teorik ve pratiğin tıpkı yine hemşire bölümünde olduğu gibi entegre gittiği bir bölümdür. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerimiz toplamda 240 AKTS'yi lisans eğitimleri boyunca tamamlarlar. 4. sınıf fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünde de yine öğrencilerimiz son sınıflarında intern fizyoterapist olarak hastane ortamında hizmetlerini sunmaktadırlar. Fizyoterapi rehabilitasyon bölümü öğrencilerimizin uygulama alanları hakkında size bilgi vermek istiyorum. Burada özellikle Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizin DBO fizyoterapi rehabilitasyon hizmetleri üzerine odaklanmış ve bu konuda oldukça profesyonel hizmetler veren bir hastane olmakla birlikte öğrencilerimizin de uygulama ortamı olarak Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kullanmaktalar. Hastane ortamında Sağlık Uygulama Araştırma Merkezimiz DBO 5. katta öğrencilerimizin kullanabileceği bir fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitemiz. Aynı zamanda da Sağlık Bilimleri Fakültesi içerisinde de bir fizyoterapi laboratuvarımız mevcuttur. Yine fizyoterapi rehabilitasyon bölümü öğrencilerimizin klinik uygulama alanlarına ilişkin bir takım resimler size göstermek istedim. Oldukça donanımlı, teorik bilgilerini pratiğe kolaylıkla entegre edebilecekleri oldukça donanımlı bir hastaneye sahibiz. Beslenme ve diyetetik bölümü hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi de Sağlık Bilimleri Fakültemiz bünyesinde 2009 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Beslenme ve diyetik programımızın amacı sağlıklı beslenme alışkanlığını tüm sağlıklı bireylere kazandırmak, aynı zamanda da hastalık halinde bir takım özel durumlarla hastanın tıbbi durumuna uygun olarak özel programlanmış diyetlerin diyet programlarını planlayan, bununla ilişkili hastalarınıza eğitim veren, diyet programına uyumu devamını sağlayan ve bunu izleyen alanında yetkin diyetisyenler yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümümüz. 2019 YKS sonuçlarına göre taban puanımız 313.69'dur. Yine sayısal puanla öğrenci alan bir bölümümüz. Beslenme ve diyetik bölümümüz yine sadece normal öğretimde eğitim öğretim hizmetlerine devam etmektedir. Şu anda toplamda 288 beslenme ve diyetik bölümü öğrencimiz bulunmakta. 2009-2019 yılları arasında da 358 toplamda 358 öğrencimizi mezun ettik. Beslenme ve diyetetik bölümü 4 yıl lisans süresince öğrencilerimizin yine toplamda 240 AKTS'yi tamamladığı bir eğitim sürecinden geçmektedir. Dersler hem teorik hem de uygulamalı olarak yürütülmektedir. Hem klinik uygulama alanlarında hem de çalışma alanlarında öğrencilerimiz klinik uygulama yapma fırsatı bulmakta. Bununla birlikte müfredatları kapsamındaki dersler içerisinde bir takım rapor, seminer, bitirme projesi gibi alanlarda araştırma ve planlama faaliyetlerini yürütmektedirler. Beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerimiz 3. yılın sonunda alanlarına ilişkin derslerden başarılı olmak kaydıyla yaz döneminde hastane ortamında özel ya da kamuya bağlı olan alanlarda 30 iş günü boyunca klinik uygulama yaparlar. 4. yılımızda ise bu 30 iş günü klinik uygulamasını, alan çalışmasını bitirmiş öğrencilerimiz son sınıflarında yine araştırma ve uygulama hastanemizde intern diyetisyen olarak internlük dönemini tamamlarlar. Beslenme ve diyetetik bölümünde okuyan öğrencilerimizin teorik derslerde gördükleri uygulamaları pratiğe entegre edebilmeleri için laboratuvar olanaklarımıza bir bakalım. Beslenme ilkeleri laboratuvarımız, besin kimyası laboratuvarımız mevcut. Bu laboratuvarlarımız öğrencilerimizin sayısının artmasıyla birlikte ve yine teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ihtiyacımız olan malzemeler açısından üniversitemiz tarafından
gözden geçirilmekte ve eksikliklerimiz tamamlanmaya çalışmaktadır. Bu yıl yine bir antropometri laboratuvarından beslenme ve diyetetik bölümümüze kazandırılacaktır. Yine buradan beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerimizin laboratuvar ortamında uygulama alanı deneyimledikleri bir takım görüntüleri size göstermek istedim, paylaşmak istedim. Yine mevcut uygulama laboratuvarımızın görüntüleri, öğrencilerimizin beslenme ilkeleri dersi için kullandıkları laboratuvarlarımız ve yine hastane ortamında, klinik uygulama ortamında da hasta bireylerin tedavilerine uygun diyet düzenlemeyle ilgili hastane ortamında da klinik uygulama yapmaktadırlar. Son bölüm olarak sağlık yönetimi hakkında bilgi vermek istiyorum. Sağlık yönetiminin bölümümüz 2008 yılında öğrenci almaya başlamış, 2009 yılında ise ikinci öğretiminde Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrenci almaya devam etmiştir. Sağlık yönetimimizin amacı, bölümümüzün amacı, sağlık sisteminin çeşitli kademelerinde hem yöneticilik yapabilecek hem de idari kadrolarda çalışabilecek gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahip sağlık yöneticileri yetiştirmektir. Sağlık yönetimi bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz sağlık yöneticisi ünvanı ile mezun olmaktadırlar. İstihdam alanları diğer meslek grupları gibi yine özel hastanelerde, kamu hastanelerinde, ilgili alanlarında hem idari kadrolarda hem de yönetimsel alanlarda istihdam edilebilmektedirler. Bununla birlikte akademik gelişimini devam ettirmek isteyen öğrencilerimiz gerekli yüksek lisans ve doktora çalışmalarını da devam ettirerek yine alanda akademisyen olarak da çalışabilmektedirler. 2019 YKS sonuçlarımıza göre sağlık yönetimi bölümümüz eşit ağırlık puanıyla öğrenci almaktadır. Normal öğretim için taban puan 257.37, ikinci öğretim için taban puan 2019 yılında 239.76'dır. Toplam sağlık yönetimi bölümümüzde 386 öğrencimiz var. Yeni 2020 yılında da bölümümüze toplamda birinci ve ikinci öğretim 140 öğrenci alınması planlanmaktadır. Sağlık yönetimi bölümümüz teorik ağırlıklı bir bölümdür. Öğrencilerimiz birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda teorik dersler alırlar. Dördüncü sınıfta ise öğrencilerimiz haftada 3,5 gün intern olarak hastane ortamında, sağlık müdürlüğünde, devlet hastanelerinde, ağız diş sağlığı merkezlerinde, yönetim ve idari kadrolarında sağlık yönetiminin teorik bilgilerini klinik uygulama ortamına entegre etmek için klinik uygulama alanını deneyimlemektedirler. Yine sağlık yönetim bölümü öğrencilerimiz de 240 AKTS'yi lisans eğitimleri boyunca tamamlamak durumundadırlar. Sağlık yönetim bölümü öğrencilerimizin uygulama alanları olarak sağlık uygulama ve araştırma merkezimiz, devlet hastanemiz, yine üniversitemizin diş sağlığı merkezi ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne öğrencilerimiz klinik uygulamalarını gerçekleştirmektedirler. Erasmus Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Erasmus Koordinatörlüğümüz mevcuttur. Sağlık Bilimleri Fakültemizin kuruluşundan itibaren, Afrika Tıp Üniversitesi'ne bağlı olduğu dönemden itibaren bugüne kadar biz 28 farabi, 17 Erasmus, toplamda 45 hareketlilik gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreç içinde Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi olduktan sonra da üniversitemizin Erasmus'la ilgili hareketlilikle ilgili çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. Şu anda yaşadığımız pandemi süreciyle Erasmus hareketliliğimiz 2021 yılının bahar döneminde devam edecektir. Sağlık Bilimleri Fakültemiz bünyesinde bulunan öğrenci topluluklarımız hakkında bilgi vermek istiyorum. 4 öğrenci topluluğumuz var. Aktif bir şekilde çalışan hemşirelik kulübümüz, beslenme ve diyetetik topluluğumuz, fizyoterapi ve rehabilitasyon topluluğumuz, sağlık yönetimi topluluğumuz, topluluklarımız SKS daire başkanlığı ilişkileriyle çerçevesinde işbirliğiyle 2019 yılında toplam 21 tane faaliyet yürütmüştür. Bu faaliyetlerle ilgili size bir takım paylaşımlar yapmak istiyorum. Hemşirelik kulübümüz özellikle toplum sağlığı açısından sağlıkla ilgili alanlarda faaliyet gösteren bir takım uygulamalar gerçekleştirmiştir. Burada onları resimlerinden görüyoruz. İşte kan şekeri kontrolü, kan basıncı kontrolü, sağlıkta şiddet gibi toplumsal içerikli alanlara da
dokunuşlar yapmaktadır hemşirelik bölümü öğrencilerimiz. Yine beslenme ve diyetlik toplumumuz, toplumda sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılması, obezite ile mücadele gibi alanlara yönelik bilimsel oturumlar gerçekleştirmektedir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon toplumumuz yine kendi alanlarıyla ilişkili olarak bilimsel faaliyetler aktif olarak gerçekleştirmektedir. Sağlık yönetimi topluluğumuzun paylaşımlarını görüyorsunuz burada. Hem seminerler, hem eğitimler, hem de sosyal içerikli bir takım faaliyetler yine sağlık yönetimi topluluğumuz tarafından da gerçekleştirilmiştir. Burada sağlık yönetimi bölümü öğrencilerimizin gelişimleri içinde işte bir ihale süreci, bir satın alma süreci, bir kalite akreditasyon sürecinin nasıl olması gerektiği konusunda da aktif bir şekilde seminerler yaparak öğrencilerimiz yine bilgilendirilmektedirler. Sağlık bilimleri fakültemizin öğrenci katılımında gerçekleştirildiği takım bilimsel faaliyetleri hakkında da bilgi vermek istiyorum. Hemşirelik bölümü olarak Afyon Kurumsal Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü olarak 18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi'ne ev sahipliği yaptık. Türkiye'deki bütün hemşirelik öğrencilerine çok geniş bir katılımla 18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi 2019 yılında Afyon Kurumsal Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Yine Sağlık Bilimleri Fakültemizin öğrencilerini oldukça akademik gelişmelerini de, akademik becerilerin gelişmesini de destekleyen bir okul olduğumuzu söyleyebilirim rahatlıkla. Öğrencilerimiz teorik eğitimlerini almaya devam ederken akademik anlamda da araştırma yapma, bilimsel faaliyet üretme becerileri konusunda çok rahatlıkla akademisyenlerimizden danışmanlık hizmeti alabilmektedirler. Yine burada 2022-09 Acil TÜBİTAK Projesi kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerimizin yürüttüğü TÜBİTAK projelerimiz mevcuttur. Öğrencilerimiz birçok ulusal ve uluslararası kongreye katılarak bilimsel ödülle geri dönmüşlerdir. Bu konuda öğrencilerimizi oldukça destekliyoruz. Bilimsel olarak da gelişmelerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne gelen öğrencilerimiz, kayıt olan öğrencilerimiz yurt imkanı olarak hem KYK yurtları hem de Afyon Kurumsal İl Merkezlerinde bulunan özel yurtlarda barınma imkanı sağlayabilirler. Bu konuda oldukça çok fazla soru geliyor fuar alanı içerisinde de. Yurt kapasitesi olarak 11.550 kapasiteli, yaklaşık sayıları 13'e ulaşan hem özel hem de devlet yurtlarımız ilimizde mevcuttur. Yurtlardan kampüsümüze de çok rahatlıkla ulaşım sağlanabilmektedir. Yemekhane ve kafeterya olanakları nedir Sağlık Bilimleri Fakültemizin? Hastane, kampüs yerleşkemiz içerisindeki hem okullarda hem de hastane bünyesinde 7 adet kantin ve kafeteryamız mevcuttur. Aynı zamanda öğrencilerimizin şu anda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile ortak kullandığı 500 metrekare alana sahip 400 öğrenci kapasiteli bir yemekhanesi mevcuttur. Aynı zamanda 2021 yılı içerisinde inşaatı tamamlanması planlanan bir merkezi öğrenci yemekhanemizin de yapımı devam etmektedir. Birçok kafeterya banda kantinlerde öğrencilerimiz beslenme ihtiyaçlarını ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler. Neden Afyonkarahisar'ı tercih etmeliyim? Afyonkarahisar eğitim olanakları dışında aynı zamanda tarihi yerleri, turistik yerleri ve tadılmaya değer, görünmeye değer, tadılmaya değer lezzetleri ve görünmeye değer yerleriyle keşfedilmesi gereken bir şehir olduğunu düşünüyorum. Burada gezilmesi ve görmesi gereken bir takım yerlerin fotoğraflarını sizinle paylaşmak istedim. Üniversitemiz bünyesinde de bu alanları öğrencilerimiz için faaliyetler yapılmakta, gezme anlamında, öğrencilerimizin oryantasyonlarının sağlanması amacıyla. Ve yine öğrenciler olarak sosyal anlamda boş vakitlerinizde gezip görebileceğiniz alışveriş merkezleri, kafeteryalar gibi birçok sosyal alana da sahip bir üniversite ve il olarak sizleri üniversitemize, Sağlık Bilimleri Fakültemize bekliyoruz.